Eski yolumuz çok kötüydü, çok bozuktu. Arabalarımıza zarar veriyordu, ulaşımımızı engelliyordu. Yollarımız yapıldıktan sonra Avrupa standartlarında bir yol oldu. Hiç şimdiye kadar görmediğimiz bir yol oldu. Hemen hemen Kıbrıs'ın en güzel yollarından biri oldu. Türkiye'de aile yerini bırakmışlar, gelmişler burada durmadan, bıkmadan gece gündüz çalıştılar. Biz ne istediysek baş tacı dediler. Ercan Havaalanı yolu daha önce diğer taraftan çevre köylerin dollarından giderlerdi. Yolumuz şimdi yenilenince daha çok kullanılmaya başladı. Dolayısıyla esnafımız falan da marketlerimiz falan köyün içinde daha iyi bir iş yapmaya başladı. Biz bir komutan çocuğu olarak büyüdük. Türkiye'mizi, devletimizi çok seven çocuklar olarak büyüdük. Türkiye'mize her zaman yatıp kalkıp dua diyoruz. Allah ona güç versin. Türkiye iyi olduğu sürece biz iyi oluruz. Biz bir Türkiye'mizle yaşarız burada. Zaten benim çocukluğumdan beri desteği var Türkiye'mizin bize. Her zaman için Türkiye'mizin yanındayız. Bu yollar yapılırken hep onları Allah'ıma şükür ettim. Türkiye'me de çok çok teşekkür ettim. Bu günleri bize yaşattığı için. 1974'ten önce bile ana yol konumundaydı burası. Mahusay'ı Lefkoşa'ya bağlayan yoldu bu yol. Yapılan Ercan Havaalanı'nın yeni binasının yürürlüğe girdikten sonra daha fazla yolcuya hizmet edeceğinden, ulaşımın da bizim köyden bir kısmının sağlandığından çok önemli olmuştur yolların yapılması. Benim gözümden Türkiye çok büyük bir ülke ve Türkiye'mize Allah zeval vermesin. Benim gözümde Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bizim için çok inanılmaz bir güç. Benim gözümde Türkiye Kıbrıs'ın anası diye biliyorum. Benim kendi gözümden Türkiye'miz, yani dünyanın gıptayına baktığı, ulaşılmayacak bir güç.